T24 seyircileri, izleyicileri, takipçileri merhaba. Ankara Barosu Başkanı'nın Sayın Erinç Sağkan bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Erinç Bey'i bugün ağırlamamızın ya da davet etmemizin nedeni Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde ve Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı stratejilerini açıklarlarken şunu söylediler. 24 Haziran seçimlerinde biz her okula bir avukat stratejisi yürütmüştük. Güvenliği sağlamak ve işte oyların takibini yapabilmek için. Şimdi bu sefer pardon 31 Mart'ta bunu söylemişlerdi. Tarihleri karıştırdım. Şimdi 23 Haziran'da her okula değil her sandığa bir avukat görevlendirme yöntemini deneyecekler. Bu da çok çok önemli. Çünkü genel olarak sizlerden, sokaktan gelen hem talep var hem de endişe sesleri yükseliyor. Acaba sandık güvenlikleri nasıl sağlanacak diye. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi 31 Mart'tan sonra ciddi bir tartışma başladı. Sokakta beni ve bütün gazetecileri gören herkes şunu söylüyorlar. Ya Ekrem İmamoğlu alsa bile kesinlikle ona bu seçim aldırtılmayacak ya da bu sefer başka taktiklerle seçim sandıklarında bir takım düzenlemelere gidecekler. Bunlar tabii kulaktan kulağa çeşitli rivayetlerle, iddialarla, komplo teorileriyle büyüyor, gelişiyor. Önce buradan başlayalım. Siz sandık güvenliği konusunda bir baro başkanı olarak, bir meslek örgütünün başı olarak endişeli misiniz? Nasıl görüyorsunuz durumu? Teşekkür ediyorum öncelikle bu imkanı sağladığınız için. Biz çünkü neden bu görevi üstlendiğimizi de anlatmak durumundayız. Çünkü baroyu temsil ediyorum. Öncelikle baroların böyle bir görevi var mı yok mu konusundan evet. Başlamak gerekiyor. Şimdi çünkü böyle bir eleştiri de var. Buna da bir şekilde... Niye eleştiriyorlar? Sizin göreviniz değil, siz bir meslek odasısınız. Avukatların böyle bir görevi olmayacaksa kimin olacak? İşte tam da biz de aynısını söylemek istiyoruz ama bunun aynı zamanda bir de yasal dayanağı var zaten. Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri baroların, baro yönetim kurullarının görevlerini sayar. Görevlerini açıkça düzenlemektedir. Orada çok açıkça insan haklarını savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak da baroların bir görevi olarak tanımlanmış durumdadır. Seçme ve seçilme hakkı da en temel insan haklarının başında gelmektedir. Hem anayasada da koruma altına alınmış hem de yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde koruma altına alınmış bir temel hak ve özgürlüktür. Haliyle vatandaşın seçme ve seçilme hakkını korumak noktasında da baroların bir görevi bulunmaktadır her şeyden önce. Bu bizim üzerimize üstlendiğimiz bir sorumluluktur yasa gereğince. Aksine bunu yapmamak baronun görevini yerine getirmemesi anlamını taşır. Bunu burada bir parantez de açalım. Mesela sadece avukatlar değil, öyle mesela uluslararası gözlemciler de geliyor. Agit geliyor seçimleri izlemeye, evet. Çeşitli bağımsız kuruluşlar, çeşitli insan hakları kuruluşları. Dolayısıyla hani bağımsız kuruluşların bile görev yaptığı yerde Türkiye'deki baroların görev yapmasının bir sakıncasının olmaması ve hatta bunun tartışılmıyor bile olması kesinlikle gerek herhalde. Tartışılmaması bile gerekir. Çünkü buradaki amaç seçmenin iradesinin sandığa doğru yansımasını teminat altına almaktan ibarettir. O yüzden buna karşı çıkışın hem yasal bir gerekçesi olmadığı gibi hem de toplumsal anlamda da bir gerekçesi bulunmadığı ortadadır. O zaman şunu netleştirelim. Siz burada CHP seçmenin hakkını mı korumak için varsınız sadece? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Ankara'da aslında uzun zamandır seçim güvenliğini sağlıyoruz. Her okulda bir avukat kampanyamız son birkaç seçimdir devam ediyor. Biz meslektaşlarımıza duyuruya çıkarız. Meslektaşlarımız başvuru yaparlar. Hangi partiden olup olmadıkları bizi hiç ilgilendirmediği gibi bizim bilgimiz de olmaz. AK Partili meslektaşlarımız da o gün kriz koordinasyon merkezimize gelirler. Milliyetçi Hareket Partilisi de gelir, HDP'lisi de gelir, CHP'lisi de gelir. Her partiden meslektaşımız bu çağrıya uyar, gelir ve orada amaç herhangi bir partinin temsilcisi olarak hareket etmek değildir zaten. Orada amaç bu konuda seçim mevzuatını iyi bilen avukatların seçim mevzuatına hakim olmayan sandık kurullarına yol göstermeleri, gerekli itirazların yapılması noktasında hukuksal bilgi, birikim ve donanımlarını orada hayata geçirebilmeleridir. Ve sonuçta da sandıktan çıkan o sonucun gerçekten vatandaşın iradesini yansıtma noktasında
hukuki tecrübelerini oraya yansıtmasından ibarettir. O yüzden bunun ne Cumhuriyet Halk Partisi ile ne de herhangi bir partiyle bağdaştırılması da mümkün değildir. O zaman seçmenler için de söyleyelim. Siz dediniz ki bütün seçmenlerin oylarının güvenliği için biz bu şekilde mesleğimizin gereğini yapıyoruz. O zaman burada da derdiniz sadece CHP'li seçmenin oyu değil, bütün partilerin seçmenlerin oyunu kullanmak, korumak diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Zaten birçok siyasi parti var oy kullanılacak olan alanda ve hangisi hukuksal anlamda bir sıkıntı yaşıyorsa ona yardımda bulunmaktır sadece görevimiz ve kimin hangi partili olduğunu biz bilmeyiz. Biz insanların yüzüne bakınca başkaları anlıyor olabilir ama biz bilemiyoruz hangi partiye oy vereceğini. O yüzden bizim meslektaşımızın yaptığı görevin bir siyasi partiyle bağdaştırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Sadece vatandaşın hakkını korumaktır bizim yaptığımız. Peki şimdi daha yani gerçekten bu mesele çünkü hakikaten çok hassas. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş olan seçmenler için İstanbul'da ya da belki vermemiş ama şimdi vermeyi düşünecek olan seçmenler açısından nasıl işleyecek sistem? Yani orada nasıl bir hukuki güvence sağlayabileceksiniz bu oylara? Şimdi İstanbul'da 31 bin civarında sandık var bildiğimiz kadarıyla. Bu sandıklarda tabii ki öncelikle sandık kurullarının oluşturulması ve bu kişilerin yetkisi var. Sandık kurullarının içerisinde de siyasi partilerin temsilcileri de bulunuyor. Aynı zamanda siyasi partilerin müşahitleri de görev alabiliyorlar. Biz aynı zamanda orada o sandıkların her birinin başında birer avukat bulunmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Şundan dolayı. Bu tespit aslında tüm siyasi partilerin dikkat etmesi gereken bir tespit. Tüm siyasi partilerin. Biz şunu görüyoruz. Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler gerekli hukuki bilgiye sahip değiller. Ya eğitimleri almıyorlar partiler tarafından verilen yahut bu eğitimleri alsalar da yeterli derecede kendilerini bu alanda geliştirmiyorlar. Bu itirazları nasıl yapacaklarını 298 sayılı kanun ve ilgili çıkan genelgelerdeki düzenlemelerin neler olduğundan genellikle bir haber vaziyetteler. Birçok sandıkta da temsilcilerin geldiği ya da olay yerini terk ettikleri, gelmeyenin yerine yedeğinin bulunmadığı gibi de sorunlarla karşılaşıyoruz. Haliyle bizim istediğimiz şey şu, amacımız da şu. Avukat hukuki bilgisiyle, donanımıyla orada bulunanlara yol göstersin. Çünkü sandık kurulu başkanlarının dahi avukatlara danıştığını görüyoruz biz. Bakın AK Parti'nin birçok itirazı vardı. Sadece çıkan karar sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükten ibaret bir iptal kararı çıktı. Ve bu usulsüzlüğün seçimin sonuçlarına müessir olduğu söylendi. Şimdi zaten gerekçede beklediğimiz kısımda o nasıl müessir olduğunun anlatılmasını bekliyoruz o gerekçede ama. Müessir'in Türkçesini kullanın gençler anlamazlar. Etkili oldu. Teşekkür ediyorum. Yani... Bu sandık kurullarındaki kamu görevlilerinin başkanlık yapmamasının seçim sonuçlarına nasıl etki ettiğini gerekçede anlatması gerekiyor. Detaylandırması ve kanıtlaması gerekiyor. Hem de somut kesin ve inandırıcı delillerle. Genel olarak işte şu kadar sandıkta usulsüzlük var. Burada yaklaşık 300 seçmen oy kullanmıştır. Çarpı 300 dediğimiz zaman aradaki farktan fazla bir oy sayısı vardır gibi bir gerekçenin burada kabul edilmesi mümkün değil. Çok somut olarak oradaki sandık kurulu başkanı ne yapmış da insanların oyuna etki etmiş, oyunu değiştirmiş, son dönemdeki söylemlerle oy çalınmasına yol açmışsa eğer bunun çok net somut olarak o gerekçede bizlerin görmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun çok tarihi bir sorumluluğudur bunu yapmak. Evet. Yoksa bu ülkede artık demokrasiden bahsedemeyiz. Demokrasinin en önemli unsuru olan seçim unsurundan bahsedemeyiz. Ve tabii ki egemenliğin millette olduğundan artık bahsedemeyiz. Maalesef. Egemenlik YSK'da gibi bir şey olacak tabii yani. Çok özür dilerim. Dönersek evet oraya avukatlara bile onlar soruyorlar tabii, diyordunuz. Bakın başka itirazlar da vardı. Neler söylendi? Oy sayım döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmalarının yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu gibi bizzat aslında o sandık kurulunun görev ve yetkisinde olan bazı iddialar var beyan dilekçelerinin, itiraz dilekçelerinin içerisinde. Şimdi bunlar da işte bu tamamen bu tür iddiaların gündeme geliyor olabilmesi oradaki sandık kurulu üyelerinin seçim mevzuatına hakim olmamasından kaynaklanıyor. Şunları görüyoruz. Oy sayım döküm cetvellerindeki yanlışlar.
seçim tutanaklarının imzalı olup olmaması gibi ve bir kısım itirazların yapılabilecek usulü yöntemlerinin oradakiler tarafından bilinmiyor olması sebebiyle hak kayıplarına sebebiyet veriliyor olması gibi unsurlar var. Orada işte bir avukatın yer alması, bu mevzuata tamamen hakim birinin sandığın başında yer alması, en başta sandık kurulu başkanı olmak üzere orada görevlerini yapması gereken müşahitler ve sandık kurulu siyasi parti temsilcilerine yol gösterir nitelikte oluyor. Şimdi son geldiğimiz noktada sandık kurulu başkanları kamu görevlilerinden seçilecek, evet, değil mi? Üyeler partiler belirleyecekler. Cumhuriyet Halk, evet, Partisi Canan Kaftancıoğlu geçen gün bana dedi ki biz bu sefer dedi çok işi sıkı tutuyoruz, tecrübe arıyoruz. Muhakkak CHP'li olmasına bakıyoruz ve belli bir süre bu işte daha evvel tecrübesi ve acil durumda müdahale edebilecek kapasitesi olması gerektiğine bakıyoruz dedi. CHP böyle örgütleniyor. Şimdi bu seçim kurulu başkanları avukatlara görev yaptırtacaklar mı? Yaptırtabilecekler mi? Orada endişeleriniz var mı? Hiçbir endişemiz yok. Birincisi şöyle bir durum var. Her sandıkta o sandıkta oy kullanan vatandaşın hakkı var, evet, birincisi olarak. Şimdi bizim açımızdan konuşu, biz orada çıkan bir zarfın içerisinde kullanılan oyun usulü uygun olup olmadığının denetlenmesi noktasında oradaki siyasi parti temsilcileri gerekli itirazları yapabilsin diye oradayız zaten. O yüzden sandık kurulu başkanının oradaki bir avukata müdahale etme şansı yok. Yok böyle yani bir şey mümkün değil. Siz çıkın burada istemiyoruz sizi diyebilirler Hayır mi? Hayır efendim, öyle bir hakları yok. Sonuç olarak sayım esnasında her türlü usulsüzlükte avukatlardan orada görüş alınabilir. Çetelenin düzenlenmesindeki usulsüzlüklerde görüş alınabilir. Tutanağın düzenlenmesi hususunda görüş alınabilir. Bu sebeple o okulda oy kullanan, o sandıkta oy kullanan her vatandaş birebir oradaki avukattan yardım talep edebilir. Öyle. Yapmak istediği itirazlarla. Talep edebilir. Tabii ki. Çünkü bunu neden soruyorum? Biliyorsunuz ki çok olmayacak olaylar gördük. Bu ülkede avukatlar savunma yaparlarken gözaltına alındılar. Mesleklerini yaptırttırılmadılar. Mahkeme salonlarına sokulmadılar. Avukatlar müvekkillerinden görüştürülmedi. Yani avukatlar üzerinde zaten müthiş bir siyasi baskı, bir de üstüne üstelik görevlerinin icrası konusunda sıkıntılar var. Dolayısıyla endişeniz var mı diye soruyorum. Yani oraya kolluk kuvvetleri üzerinden vay bu avukatlar taraflıdır, vay efendim bunlar bir partinin adamıdır, vay bunlar buraya giremezler diye bir sıkıntı olmasından endişeli misiniz? Bunun güvencesini arıyor musunuz? Ve böyle bir durumda seçmenlerden beklentiniz ne? Teşekkür ederim. Bu sorunları Ankara'da son seçim özelinde söyleyebilirim. Yaşamadık. Biz Ankara'da bunu çok örgütlü bir şekilde organize ettik. Hemen hemen her okulda bir avukatı bulundurduk. Bireysel sorunlar çıktı ama kurumsal olarak genel anlamda bir avukatın orada bulunmasından rahatsızlık görmedik. Aksine sandık kurullarının başkanları dahil olmak üzere içinden çıkamadıkları konularda avukatlardan görüş aldılar orada. Ben burada da böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ancak olursa da eğer az önce bahsettiğiniz avukatların üzerine çok ciddi bir baskı var, bir itibarsızlaştırma çabası var. Biz bunlarla mücadele etmeye alışmış bir meslek grubuyuz. Öyle kolay kolay bizi o sandıkların başından bir yere gönderemezler. Şimdi nasıl olacak? Galiba ne kadar tam sandık sayısı İstanbul'da? 31.184 evet, öyle bir evet. sayısı var. Şimdi her 31 bin tane avukat bulmanız gerekiyor. Nasıl ya da bulunması gerekiyor Türkiye genelinde? Nasıl olacak bu? Şimdi biz tabii İstanbul Barosu'yla örgütleniyoruz. Çünkü burada İstanbul Barosu ana yetkili olan baro. Önemli olan konu şu, birincisi 31 bin avukatı bulabiliyor muyuz ona bakacağız. Birçok başka baro da destek veriyor. Bir sayı ortaya çıkacak, bu yaklaşık 2 hafta içerisinde netleşmiş olacak. Eğer 31 bini bulabiliyorsak hiç sorun yok, her sandığın başına bir avukatımızı mutlaka ki yerleştireceğiz. Eğer bu sayı buraya yaklaşamadıysa o zaman okul sorumluluğuna dönüp okulların başında birer avukata dönmek şeklinde bir formül geliştirilebilir. Çünkü bir avukat o okuldaki sandıkların birçoğuna aynı zamanda hukuki desteği verebilir. Ya buradan belki Osman sormak gerekiyor. Yani bu projeden ya da bu girişiminizden ya da bu örgütlenmenizden haberini olmayan
Pek çok meslektaşınız olabilir, avukatlar evet. olabilirler. Mesela bunlar illa da seçim konusunda uzman avukatlar mı olmak zorunda, yoksa yani mesela gönüllü olarak başka bir ticaret hukukuyla uğraşan bir avukat da gelip ya da deniz hukukuyla uğraşan bir avukat da gelip en azından temel bilgisiyle o gün orada size destek verebilir mi? Mutlaka ki verebilir. Mutlaka da vereceği destek çok kıymetlidir. Ancak şu da bir gerçek. Bizim burada istediğimiz şey bu alandaki donanımlı avukatların vereceği Tabii. hizmettir. Bu çok daha etkili bir hizmet olacaktır. O sebeple biz zaten kendi baromuzda başvuranlara mutlaka ki öncelikle seçim mevzuatı ile ilgili bir eğitim veriyoruz. O eğitimi aldıktan sonra arkadaşlarımızla beraber o gün 23 Haziran'da buraya geleceğiz. Ama dediğiniz de kıymetli bir şey. Sonuç olarak bir genel hukuk bilgisine sahip meslektaşlarımız da o eğitim alamasalar bile mutlaka ki gelip başvururlarsa bize çok ciddi çok destek desteği olacak. Şimdi biraz önce kısaca değindiniz ama YSK'nın gerekçeli kararına gelelim. Karar ertelendi. Evet. Şimdi bir videodan bahsediliyor. Binali Yıldırım'ın geçen akşam ortaya attığı bir video işte. Orada bir takım görüntüler var. Ve onun da bu gerekçeli karara ekleneceği konuşuluyor. Böyle bir söylenti var. Oysa AK Parti'nin başvurusu bu yönde değildi. Yani böyle bir başvuru yapmamıştı. Farklı sizin de biraz önce belirttiğiniz unsurlarla başvuru yapmıştı. Genel olarak seçmen kurullarının oluşturulması. Nasıl görüyorsunuz? Bu diyelim ki böyle videolar eklendi. Bu durumun seyrini nasıl açıklar? Mesela CHP'ler diyorlar ki aman muhakkak eklesin. Eklesin de görelim bakalım. Nasıl görüyorsunuz genel olarak? YSK'nın bu gerekçeli kararı nasıl şekillenmeli? Eğer kanıtlarla beslenmezse, somut kanıtlarla, o zaman nasıl bir süreç başlar? Evet, şimdi birincisi bir hukukçu olarak değerlendirmemi yapabilirim Tabii. bu konuda. Tabii. Şu bir gerçek, bir kısa karar var ve gerekçeli karar kısa kararla uyumlu olmak zorunda. Buna burada olmayan gerekçeler, burada olmayan kısa kararda belirtmediğiniz hususları gerekçeli kararda kararınıza dayanak olarak kullanamazsınız. Bu bir hukukun genel prensibidir zaten. Tartışılacak bir tarafı da bulunmamaktadır. Umarım. Mümkün değil böyle bir şey olması. Hukuku şimdi, baştan yazıyoruz da çünkü şu sıralar evet. Şimdi olması gereken hukuk sistemlerinde en azından böyle olması icap ediyor. Şimdi tabii biz bu karara baktığımız zaman bir tane unsurdan bahsediliyor. İşte sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulması ve diyor bu veya değil ve bu hususunda seçim sonucuna işte etkili olması nedeniyle bir tane gerekçe var. Bu gerekçenin kısa kararda belirtilen bu kısa kararın gerekçesini bekliyoruz. Sandık kurullarının usulsüz oluşturulmasının bizzat o sandıkta nasıl etki ettiği seçmen iradesine. Şimdi bu çok önemli bir husus. Çünkü şu bir gerçek, Yüksek Seçim Kurulu seçimler konusundaki son karar merci ve verdiği kararlar kesin. Kesin. Haliyle önceki kararlarıyla da uyumlu içtihatları içermesi gerekiyor. Bakın referandumda mühürsüz oylarla ilgili verilen kararda Yüksek Seçim Kurulu şunu söyledi. Dedi ki seçmenden kaynaklanmayan hata nedeniyle, çünkü oyların pusulaların mühürlenmemesinin seçmene mal edilmesi mümkün olamaz. Seçmenden kaynaklanmayan bir hata nedeniyle ben onun iradesini yok sayamam. Ben seçmenin iradesini ondan kaynaklanmayan hataların üstünde tutuyorum dedi. Şimdi burada da aynı şekilde o zaman seçmenden kaynaklanmayan bir hata var. Yani sandık kurullarının oluşumu ilçe seçim kurullarının yetkisinde olan ve mülki idari amirin, kaymakamın belirtmesiyle. Şimdi bunların seçmenle veya adayla ve siyasi partilerle hiçbir ilgisi yok. Haliyle bu hatanın seçmenin iradesine bu sefer üstün tutulmasının gerekçesinin çok net, ayrıntılı açıklanması gerekiyor. Bunu bekliyoruz. 200 sayfa bir söylem var dünden beri dinlediğimiz zaman. Gerekçeleri biliriz. Gerekçeler özellikle bir başvuruyu özetler. Biz o gün 3 valiz başvuru evrağı gördük. En azından basından, sosyal medyadan seyrettiğimiz kadarıyla. Bizim bu 200 sayfa değil, isterse 1200 sayfa olsun. Bakacağımız kısım sadece az önce söylediğim kısımdır. Bize bunu net olarak gösterecekler. Kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ne yapmış? Eğer bu olmazsa ne olur? Şimdi o kısma gelelim. Bu kısım maalesef çok sıkıntılı bir nokta. Çünkü az önce de söyledim, Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin kararlar. Anayasa Mahkemesi başvuru yolu kapalı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi protokolünde de yerel seçimler yer almadığı için
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bu usulsüzlüğü tespit ettirme şansınız bulunmuyor. Haliyle şunu söyleyebiliriz o zaman. Yüksek Seçim Kurulu hukuk görünümü altında vatandaşın iradesini gasp etmiştir. Bu gaspın neticesinde sandık artık geçersiz hale gelmiştir bu ülkede ve böyle bir rejimin demokrasi rejimi olduğundan bahsedemeyiz. Bunu artık çok rahatlıkla söyleyebilir duruma geliriz. Eğer karar, yani sizin söylediğiniz tatmin gibi olmazsa. Tatmin edici olmazsa. Şimdi daha önce ben bir anayasa hukukçusu olan Tolga Şirin'le bir yayın yapmıştım. Orada da mesela siz de aynı görüşte misiniz ya da bunlara ekleyeceğiniz, çıkaracağınız olur mu diye soruyorum. Dedi ki bir sandık görevlisinin işlemiş olabilir bir suç şu partiden bu partiden ya da sandık kurulu başkanının da. Fakat bu dedi onunla ilgili ceza hukukunun kapsamına girer. Yani siz Ahmet'e dersiniz ki Ahmet ya da Ayşe burada bir yolsuzluk yapmış kendi kişisel tasarrufu olarak işte zarfları karartmış doğru girmemiş. O zaman onun yolu ceza hukukunu işletmektir. O kişinin ceza almasını sağlamaktır. Yani seçimleri manipüle ettiği, yanlış yönlendirdi ya da hırsızlık yaptı ya da evrakta sahtecilik yaptığı için. Ama bu durup da bütün seçimlerin iptali sonucunu doğurmaz. Sadece cezai işlemi beraberinde getirir. Olabilmesi için seçimlerin iptalinin söz konusu olabilmesi için normalde ya mesela seçim oy verme işlemi bitmeden önce bir sandığın açılmış olması, oyların toplu olarak çalınmış olması, oy verenlere oy verdirtilmemiş olunması, göz göre göre belli bir sayının üstünde oyun çöplere atıl. Bunlardır dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında çok doğru. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının kısa kararı da bir noktada bunu doğruluyor. Sandık kurullarının usulsüz oluşturulması tek başına seçimin iptali gerekçesi değildir diyor bu kararın alt metni zaten. Yani bu, ben bunu bir tam kanunsuzluk başvurusu olarak kabul etmiyorum diyor aynı zamanda. Çünkü sandık kurulları usulsüz oluşturulmuştur. O sebeple ben seçimi iptal ediyorum demiyor. Bunu deseydi tam kanunsuzluk yorumu yapmış evet. olacaktı. Demiyor. Bu usulsüzlük seçimin sonucuna etkili olmuştur diyor. Bir de devamı var çünkü tabii. o hükmün. Şimdi aslında benzer şeyi Yüksek Seçim Kurulu da söylüyor. Evet, burada bir tam kanunsuzluk yoktur diyor. Bir usulsüzlük var doğru ama bu tam kanunsuzluk sebebi değildir. Tek başına seçimin iptalini gerektirmez. Bu usulsüzlük aynı zamanda o sandıklardaki seçimin sonucunu etkilemiştir. Seçmenin iradesine tesir etmiştir diyor. İşte tam bu noktada az önce verdiğiniz örnekleri gerekçe de görmek bize istiyorsunuz. Göstermesi yani, gerekiyor. Fatma, Ayşe, Mehmet, Ali kim hangi usulsüzlüğü yani çünkü evet. ben sizin hukukçu dilinizden sokağa indiriyorum. Sokak dilini bütün bu yani kim nerede hani görüntü nasıl kanıtı nedir? Bu oyu almış atmış mı? Zarfı mı yırtmış? Evet. Birisinin oyunu cebine koyup gitmiş mi? Onu tutanağı mı işlememiş? İşlemeyeni gördüğü halde ses mi çıkarmamış? Ve bunun kanıtı kim? Kaç tane şahidi var bunun? Bunlara bakmamız gerekecek Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çok somut olarak bunları ortaya koyması gerekiyor kararın. Evet. Peki diyelim ki bunları koydu. 3 kişi, 5 kişi. İşte bu böyle bir takım videolar çıktı. O videoların güveni. Peki mesela şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye hukuk tarihi olmayan videolar, karşına yüklenen diskler, flash diskler, olmayan kanıtlar için hazırlanmış bilgisayar yazılımları gibi çok dönemler geçirdik. Erdoğan'ın evet, kombalyasyonu evet, arasındaki pek çok. Şimdi nereden bileceğiz mesela o videonun biz gerçekten bir video olup olmadığını? Orada mesela bilirkişi, teknik inceleme, yani mesela YSK böyle bir videoyu gerekçeli kararını eklerse pardon CHP'nin ya da muhalefetin yapabileceği bir şey var mı? Şimdi öncelikle şu kısmın altını tekrar bir çizelim. Yüksek Seçim Kurulu tek yetkili merci. Hı hı. Ve demokrasi aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun yani demokrasinin en önemli unsuru olan seçimin güvenliği, sağlıklı yapılması, şeffaf ve adil olmasını sağlayacak garantörü Yüksek Seçim Kurulu bir ülke için yani Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için Yüksek Seçim Kurulu. Haliyle gerekçesinde bir kısım video ya da bu tür teknolojik materyallere eğer dayanıyorsa bunların tabii ki sahte üretilmiş deliller olmadığını da bilirkişi raporlarıyla ortaya koyuyor olması gerekir. Çünkü şu
şu telefonlarla tabii ben ki gideyim şimdi sizden burada bir müzansen yapayım. Sonra da diyeyim ki ah beni kandırdı Sayın Elinç Sağkan diyeyim. Çıkayım ortaya ve dava açayım size. Bunu tabii da ki mahkemeye delil olarak sunayım. Ve dediğiniz çok doğru. Yani bizim maalesef hukuk tarihimiz özellikle bu sahte materyallerle insanların yıllarca mağdur edildiği, evet, yargılamalara sahne olan bir hukuk tarihimiz var. Haliyle bizim bu tür delilleri gerekçede kabul edebilmemiz için bunların gerçekten güvenilir kurumlardan alınan bilirkişi raporlarıyla sahte olmadıklarının tespit edilmiş olması da gerekir. Evet, dolayısıyla sizin de belki tekrarlamakta fayda var. Dediğiniz gibi bugün aslında YSK'nın vereceği karar belki de bugüne kadar aldığı en kritik karar olacak. En kritik karar olacak. Ya siz nasıl bir cümle bekliyorsunuz? Nedir? Yani şöyle bir şey söylerlerse en azından bir nebze hala hukukun var olduğunu bu ülkede söyleyebiliriz dersiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. 7 kişinin iptal yönünde oyu var. 4 kişinin de karşı oyu var. Birisi de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olmak üzere. Haliyle her iki görüşü de her iki görüşe çok kıymetli olacaktır. Haliyle sadece seçimin iptali yönünde oy kullananların değil, karşı oy kullananların da cümleleri burada çok önemlidir. Bizim tatmin olmamız için şu gerekiyor. Sandık kurulları evet usulsüz oluşturulmuştur. Yasaya göre kamu görevlisi olması gerekirken kamu görevlilerinden atanmamıştır. Bu atanmamanın birincisi organize olarak bunlar bireysel hatayla olacak şeyler değil. Nasıl bir organizasyon içerisinde, nasıl o sandık kurullarında, sandıklarda oy kullanmaya gelen vatandaşların oylarını bir adaydan alarak bir başka adaya yönlendirdiklerinin bize çok somut delillerini ortaya koymaları gerekiyor. Biz bu delillere bakacağız burada sadece. Bir kısım Yüksek Seçim Kurulu üyesi de diyor ki, hayır diyor, burada sandık kurulları usulsüz oluşturulmuş olsa dahi bunun seçime tesir ettiğine ilişkin somut deliller yok diyecek anladığımız kadarıyla o karşı oy kullananlar. Bir de onların neden bu usulsüzlük sonuçlara etki etmemiştir yönündeki karşı oylarına açıklamalarını bakacağız. Dinleyeceğiz. Tabii ki karşı oylarına bakacağız. Dolayısıyla çok kritik bir gün. Çok teşekkür ediyorum. Çok net anlattınız seyircilerimiz için de. Tabii bu sandık güvenliği meselesi avukatların sadece orada olmasıyla iş bitmiyor. Aynı zamanda seçmenlerin de kendi oylarına sahip çıkmaları, sandıklarda belki de görev almaları, sandık görevlilerinin orayı terk etmemeleri. Tabii bütün bunlar çok önemli olacak. Bu arada bugün sadece YSK kararı değil, yarın da Anayasa Mahkemesi'ne Osman Kavala kararı bekliyoruz. Biliyorsunuz neredeyse 2 seneye varacak evet, tutuklu. Çok uzun bir süre iddianamesi bile ortada yoktu. Sonra bir iddianame ortaya çıkarıldı. Biraz gezi olaylarına bağlamaya kalktılar. Bir torba iddianame gibi bir şey yapıldı. Olmadık hiç gezi hakkında bir nedir adı iddianame ve dava olmamasına rağmen ve sonradan bir gezi iddiaları ortaya çıkartıldı. Şimdi yarın hak ihlali bulabilir Osman Kavala'yla ilgili Anayasa Mahkemesi. Gelen hatlarıyla belki o konuda da bir cümle almak istiyorum ve tabii ki tam da YSK kararının çıkacağı gün yine çok şaşırtıcı bir şekilde bir Osman Kavala hareketi gözlüyoruz Anayasa Mahkemesi'nden. Siyasi olarak okumalı mıyız sizce? Şimdi tabii karar zannedersem yarın Anayasa, evet, Mahkemesi'nin gündemine girecek. Çok önemli bir karardır. Zamanlaması konusunu da yorum yapamam. Bilemiyorum bu tarihe denk gelmesinin bir siyasi sahiki var mıdır, amacı var mıdır içerisinde bilemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Bir kere bizde tutukluluk konusu cezalandırmaya dönüşmüş durumda maalesef. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani tutukluluk aslında en son uygulanması gereken tedbir olduğu halde bizde maalesef ilk olarak uygulanan ve bir cezalandırma, bir gözdağı verme aracına dönüşmüş vaziyette tutukluluk. Şimdi 2 yıldır tutuklu olan Osman Kavala ile ilgili yarın bir hak ihlali kararı verildiğinde tabii ki bunun ivedi olarak uygulanması gerekecek zaten mahkemesi tarafından. Ancak şunu da altını çizmek gerekiyor. Bu insanın 2 yılını nasıl geri vereceksiniz? 2 yıldır cezaevinde olan bir insan bunu hangi manevi tazminat bedeli bu hakkını teslim edebilir? Biraz bunlara artık bizim hukuk sistemimizde mahkemelerimizin iyi bakması gerekiyor. Birçok başka tedbir uygulaması imkanı varken
bir an önce o yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını biz tamamen yitirmiş durumdayız maalesef artık. Çok kıymetli olduğunu ısrarla vurguluyoruz, söylüyoruz ama yitirmiş durumdayız artık. Tamamen bir cezalandırma aracı olarak kullanılır vaziyette. Merakla bekliyoruz yarınki kararı da bu şimdi anlamda. Şimdi bu sizin söylediğiniz cümle, yani maalesef Türkiye'deki tutuklama cezaya dönüşmüş durumda. Sene 2006 Sadullah Ergin benim programımda bu cümleyi kullanarak dedi ki biz AK Parti olarak bu mağduriyeti ortadan kaldıran ilk parti olacağız. Avrupa Birliği reformları çerçevesinde artık bu ülkede tutuklama bir ceza olmaktan çıkacak. Sene 2019 Ankara Barosu Başkanı aynı cümleyi kuruyor. Dolayısıyla kat edilen yol bu kadar bir mesafe diyebiliriz herhalde. Geriye doğru gittik de diyebiliriz. Geriye doğru muhakkak gittik. Bir cümle sizden almak isterim. Konuyu saptırmak istemiyorum ama bu önemli. Son günlerde artan şekilde cezaevindeki hak ihlalleri ve cezaevindeki tutukluların durumu konusunda çok sayıda bağımsız kaynaklardan ve özellikle avukatlardan bilgiler geliyor. İşte aşırı kalabalık koğuşlarda yerde yatan siyasi tutuklulardan bahsediyorum. Siyasi tutuklulardan tutuklu da hak ihlallerine kadar işte gazete verilmemesi, en temel insan hakları konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar. Bu konuda hakikaten bir şey söylemek ister misiniz? Sizin avukatlarınızdan, üyelerinizden gelen şikayetler ne yönde? Bizim cezaevleri izleme komisyonumuz var. Biz bu konuda ciddi çalışma yürüten bir baroyuz uzun zamandır. Şimdi şunu bir kere, bu kısım bence çok önemli. Devletin en önemli görevlerinden birisi özgürlüğünden mahrum ettiği tutuklu veya hükümlü, bir şekilde hükümlü de olsa artık sizin korumanız altında orada. Sizin korumanız altında veya tutuklu da kesinlikle, yani daha kesinleşmiş bir cezası olmadığı halde cezaevine koyduğunuz, özgürlüğünden mahrum ettiğiniz kişinin güvenliğini ve insanca yaşama şartlarını sağlamak zorundasınız. Şu anda birçok farklı cezaevinde çok farklı uygulamalar var. Çok farklı bir yeknesaklık yok birincisi. Avukatla görüşmede çok ciddi sıkıntılar çıkaran cezaevleri var. Kitap, gazete, dergi vesaire noktasında çok ciddi sıkıntılar çıkaran cezaevleri var. Ankara'da bundan birkaç ay önce çocuk cezaevinde çocukların darp edildiği iddiası ortaya çıktı. Bizim arkadaşlarımız oradaki çocuklarla aylardır görüştürülmediler. Bu iddiaları inceleme, izleme ve raporlama şansımız dahi elimizden alınıyor. Oysa devletin en şeffaf olması gereken, en izlemeye, raporlamaya açık olması gereken yer cezaevlerindeki hak ihlalleridir. Şu anda dediğim gibi bir yeknesaklık yok ve birçok cezaevinde çok ciddi hak ihlalleri yaşandığını biliyoruz. Yani ne bileyim, bir sene öncesine, 6 ay öncesine göre kıyaslarsanız durum giderek çok ciddi boyutlara gidiyor der misiniz? İleri şöyle, bir yorum olur mu? Şöyle söyleyebilirim, bir sene de değil. 15 Temmuz sürecinden sonra getirilen kanun hükmünde kararnamelerle avukatların oradaki müvekkilleriyle görüşme haklarına çok ciddi kısıtlamalar getirildi. Aslında o dakika itibariyle başlayan hak ihlalleri mevcut. Burada da işte top dönüp dolaşıp Anayasa Mahkemesi'ne geliyor. Anayasa Mahkemesi maalesef o dönemde kanun hükmündeki kararnameleri ben inceleyemem diyerek bence çok ciddi bir hukuksuzluğa imza atmıştır. Oysa kanun hükmünde kararnamelerin içerisinde olağanüstü halin ilan edilmesine gerekçe olmayan birçok farklı hususta düzenleme vardı. Ve Anayasa Mahkemesi'nin bu hususları eski içtihatları doğrultusunda inceleyerek gerekli kararları alması gerekiyordu. Maalesef bunu yapmayarak Türkiye'yi bir kanun hükmünde kararname devletine dönüştürdüler. Peki, çok teşekkür ederim. Tabii size sorulacak çok çok daha fazla konu var ama esas bu seçim güvenliği meselesi çok önemliydi. Bu konuda bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz. Ankara Barosu Başkanı Sayın Erinç Sakan, her seçim sandığına bir avukat için örgütleniyorlar. Meslek yani barolar olarak örgütleniyorlar. Pek çok baroda, İstanbul Barosu'na, Ankara Barosu'na destek verecek. Durum bu. Artık iç seçmene kalmış. Çok teşekkür ediyorum geldiniz, katıldığınız için, sizlere de izlediğiniz için.